Sevgili arkadaşlar, insanların hayalleri var. Herkes bir hayalin arkasında koşuyor. Hedefleri var, amaçları var. Fakat hayallerine ulaşamıyor insanlar. Neden? Çünkü hedeflerine rahatlık alanında, konfor alanında ulaşacağını zannediyor. Sen hedeflerine ancak ve ancak konfor alanının dışında ulaşabilirsin. Sen hayallerine ulaşmak istiyorsan, yani ulaşmak istediğin o amaca yaklaşmak istiyorsan o zaman onu konfor alanında aramayacaksın. Nerede arayacaksın? Konfor alanının dışında arayacaksın. O zaman hedeflerine ulaşırsın. Peki konfor alanı nedir sevgili arkadaşlar? Konfor alanı insanın kendi etrafında çizdiği güvenlik bir alan. Burada kendini iyi hissediyor. Güvende hissediyor. Güçlü hissediyor, rahat hissediyor, keyifli hissediyor. Keyifli hissettikçe buraya alışıyor, rahata alışıyor. Bu sefer rahata alışmaya başlayınca duvarlar örmeye başlıyor sevgili arkadaşlar. Yükselmeye başlıyor duvarlar. Yavaş yavaş taş üstüne taş koyuyorsun, öyle düşünün. Taş üstüne taş, taş üstüne taş yükselmeye başlıyor. Yükselince sevgili arkadaşlar bu konfor alanı kuyuya dönüşüyor. Yani derin çıkılmaz bir kuyuya dönüşüyor. İnsan yükseldikçe konfor alanı hep bu alanda durdukça yüksek duvarlar oluşuyor. Yüksek duvarlar taşlarla örülü ve insan bu konfor alanında hapsoluyor sevgili arkadaşlar. Bu boyda bir insan olduğunu düşünün. Kişi bu konfor alanından çıkmakta zorlanıyor. Yani hapis olmaya başlıyor. Rahatlık yani konfor belli bir zamandan sonra insana ızdırap veriyor. Kişinin zindanı oluyor orası. Hapishanesi oluyor. Ve kişi burada kaldığı müddetçe, buradan dışarı çıkamadığı müddetçe değişime kapatıyor kendini. Ve buraya hangi bilgiyi verirseniz onu dinliyor. Mesela bu konfor alanında, bu kuyuda dışarıdan hangi bilgiler veriliyorsa ona, örneğin ana akımda sürekli korku pompalanıyor değil mi? Korku pompalanıyor. Sonra çaresizlik pompalanıyor. Ana akım dediğim zaman anlıyorsunuz siz. Ana akım medya veya haberler veya dizilerle korkular, çaresizlikler, bir işin nasıl yapılamayacağı, yani negatif şartlanmalar, olumsuzluklar ile kişiye program atıyorlar, kuyuya atıyorlar sürekli. Kişi onları dinliyor, onların gerçek olduğuna inanıyor ve konfor alanı gittikçe daha da yükselmeye başlıyor. Yani kişinin kuyusu çıkılmaz hale geliyor. Bu kişi artık gerçeğin sadece ona verildiği gibi ana akımdan ne veriliyorsa onu zannediyor. Hayatın gerçeklerini sadece oradan aldığı için, sadece bir kaynaktan aldığı için sadece oraya odaklanıyor ve kendini öğrenmeye kapatıyor sevgili arkadaşlar. Öğrenmeye, gelişime kapatıyor kişi. Bildiğini zannediyor. Ve tabii kendini insan gelişime, öğrenmeye kapattığı zaman da tüketici olduğu için daha hızlı yaşlanıyor. Enerji kaybediyor. Peki bu durum çoğu insanda var değil mi? Yabancı gelmiyor. Bu herkese tanıdık geliyor. Konfor alanı. Bu kişi eğer uyanırsa, farkındalık onda oluşursa, kendine bir hedef koyarsa, bu hedefe nasıl ulaşacak? Hedefi şurada. Başka bir kalemle çizelim. Hedefi şurada olduğunu düşünün. Kişinin hedefi. Hedefe ulaşabilmesi için yapması gereken tek şey var. Bu konfor alanından dışarı çıkmak. Yani şu gördüğünüz yerden, kuyudan dışarıya çıkmak. Dışarıya çıkarsa hedefine ulaşacak. Buradan çıkabilmek için yapması gereken şey ne? Korkularından, çaresizliklerinden, negatif şartlanmalardan, olumsuzluklardan kurtulması gerekiyor ki şu gördüğünüz yüksek duvarlar aşağı insin, küçülsün. Şu duvarlar kalktığı zaman kişi rahatlıkla, şöyle düşünün, duvarlar kalktı. Kişi de burada rahatlıkla konfor alanından çıkıp hedefine ulaşabilir kişi. Peki hedefine ulaşması için yapması gereken neymiş? Ana akım medyanın veya ona benzer şomazlı, negatif programlayan insanların manipülasyonundan kurtulması gerekiyor. Yani
korku salan ne varsa, kaygı, tedirginlik, çaresizlik öğreten, programlayan, negatif şartlanmayı sürekli veren insanlardan, olumsuzluklardan, olumsuz şartlanmalardan, olumsuz şartlanmalar yapan insanlardan veya sosyal medyadan kendini sıyıracak, duvarları aşağı indirecek ve şuna kesinlikle inanacak: konfor alanının içerisinde ben hedefe ulaşamam. Konfor alanının dışına çıkacağım. Sen ancak hedefine konfor alanının dışına çıkarsan ulaşırsın. Hayallerine ancak o şekilde ulaşırsın. O yüzden ilk önce yapman gereken bu negatif olumsuzluklardan uzaklaşmak. Kişiler sürekli çaresizlikler öğreniyorlar. Çaresizlik öğreniliyor. Çaresizlik öğretiliyor. Bir işin nasıl yapılmayacağını size öğretiyorlar. Bunu siz dünyaya geldiğiniz günden itibaren yapmaya başladılar. 144 bin ile 455 bin kelime insan 18 yaşına kadar öğrendi. Çaresizlik öğrendi. Çaresizliği öğrendiği için önüne çare geldiğinde, önüne fırsat geldiğinde hep geri tepti. Olumsuzlukları duyunca ilgisini çekti. Oraya mıknatıs gibi o olumsuzluklar seni çekti. Eğer çaresizlik öğrendiysen, çareyi öğrenmek istiyorsan, o zaman yapman gereken farkındalık. Yani farkındalık ne? Hedefine ulaşmak istiyorsan konfor alanında değil, konfor alanı dışına çıkarak hedefine ulaşma kuralını bilmen lazım. O zaman işte sen hedefine ulaşırsın. Konfor alanından çıkmak için ilk yapman gereken şey, bakış açını değiştireceksin. Yani bu zamana kadar sana 455 bin kere çaresizlik öğretildiğini kabul etmen lazım. Ben bunu tamam kabul ediyorum. Ben bunu biliyorum. Bu gerçeği kabul etmen lazım. Çünkü sen bir gerçeği öğrenirsen, o zaman içsel ve dışsal bütün kaynaklar devreye girer ve sen o problemi çözersin. Yani uyanırsın. Farkındalık oluşur. Sen eğer bu gerçeği kabul edersen, öğrenilmiş çaresizlik olduğunu bilirsen, sana çaresizlikler öğretildiğini kabul edersen, o zaman ondan kurtulmak için çaba gösterirsin, gayret gösterirsin ve bu negatif çaresizliklerden kurtularak konfor alanındaki duvarları aşağı indirirsin. Duvarlar aşağı inmeye başlayınca da hedefine ulaşırsın. Bu gerçeği gördün, kabul ettin, farkındalık oluştu. Burada yapman gereken diğer adım harekete geçmek. Karar vermek. Yani tamam hocam ben her şeyi kabul ediyorum. Biliyorum zaten öyle olduğunu biliyorum diyerek yan gelip yatamazsın. Atman gereken diğer adım ise karar verip harekete geçmek. Harekete geçeceksin. Harekete geçip bu negatif olumsuzluklardan kurtulmak için bütün şalterleri kapatacaksın. Seni etkileyen bütün negatif diziler, haberler, şomağazı muşmula suratlı arkadaşlar, bunların ağzını kapatacaksın bir çeşit. Onlardan uzaklaşman lazım. O sana zarar veren negatifliklerden kurtulman gerek. Eğer bu negatifliklerden kurtulursan net düşünmeye başlarsın. Kafan daha böyle berrak olur. Berrak olmaya başlayınca da konfor alanındaki duvarlar aşağı iner ve sen özgürlüğüne kavuşursun. Şurada olduğu gibi yavaş yavaş hedefine ilerlersin. Aklınıza şu soru da gelebilir. Hocam, benim etrafımda bütün negatif insanlar var. Olumsuz insanlar var. Sürekli iş yerinde haberler açık. Sürekli ana akım medya bana negatifliği anlatıyor. Korku salıyor, kaygı salıyor. Ben kurtulamıyorum hocam. Fiziken mümkün değil. Ayrılamıyorum diyorsan, o zaman en azından zihnen bakış açısı olarak oradan ayrılabilirsin. Yani bu gerçeği kabul etmeye başladığın zaman senin bilinçaltın zaten onlara karşı bir blokaj oluşturacak. Yani araya bir duvar örecek. Duvar örünce zihnen sen onlardan uzaklaşacaksın. Şimdi şu soru da aklına gelebilir. Hocam tamam iyi güzel her şeyi güzel anlatıyorsun. Ama ben hala harekete geçemiyorum. Gerçeği de kabul ettim. Fakat bir türlü harekete geçemiyorum hocam. Bu videoyu seyrederken ben mutluyum, huzurluyum, motivasyonluyum. Fakat bu video bittikten sonra harekete geçemiyorum. Bende mi arıza var? Yoksa bir şey mi var hocam? Neden harekete geçemiyorum diyorsan ben sana açık ve net söyleyeyim. Sen bu videoyu izledikten sonra yine eski alanına giriyorsun.
Yine o etrafındaki o 5 kişi olumsuz insanlarla takılıyorsun. Yine sen seni ileriye taşımayan konularla meşgul oluyorsun. Seni zerre kadar ileri götürmeyen, sürekli geriye götüren konularla meşgul oluyorsun. Veya o insanlarla oturup kalkıyorsun veya o tür kitaplar okuyorsun veya seni ileriye taşımayan diziler, filmler izliyorsun. Ondan dolayı bir türlü harekete geçemiyorsun. Yani öncelik sırasını onlara kaptırdın. O yüzden şimdi bu videodan gerçekten faydalanmak istiyorsan bu videoyu tekrar A4 kağıdıyla beraber eline bir kalem alacaksın, not alacaksın ve öncelik sıram bu olacak, hedefim bu olacak. Konfor alanındaki duvarları aşağı indirip hedefine gitme konusunda amacın olacak. Onu gündemde tutacaksın ve seni ileriye taşımayan, şurada biraz önce anlattığım gibi korku, çaresizlik, sana negatiflik, olumsuzluk öğreten ne varsa öğrenilmiş çaresizliklerden uzaklaşmak için hemen harekete geçmen lazım. Şunu da söyleyeyim, gerçekten bunu yaparsan, bu dediğimi yaparsan, not alıp öncelik sırasını doğru koyarsan, o zaman bilinçaltın seni zabote ediyor devamlı. Gerçekten istemiyor çünkü değişimi. Onu da programlamış olursun. Bilinçaltını programlayıp gerçekten değişimi de beynine sokmuş olursun. Kafana yerleştirmiş olursun. O zaman harekete geçersin. Sevgili arkadaşlar, biz bu konularda birçok insana yardımcı olduk. Onların konfor alanındaki duvarlarından kurtulmalarına ve hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olduk. Yani bu öğrenilmiş çaresizliği beyninden çıkarıp onlara çareyi öğrettik. Onlara nasıl çözüleceğini, nasıl hedeflerine ulaşacağını adım adım Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımıza bu konularda yardımcı olduk. Eğer bizim bu konularda sizler de yardımcı olmamızı istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bizimle iletişime geçmenin tek yolu var arkadaşlar. İkinci yolu yok. Bakın bunu net söyleyeyim. İkinci yolu, tek yolu var. Yani siz e-mail yazarak, WhatsApp'la, onunla, bununla, bizimle iletişime geçemezsiniz. Bu açık ve net. Bizimle iletişime geçebilmenin tek yolu bu videonun altındaki linke tıklıyorsunuz. mailcoaching.com yazıyor. Tıklıyorsunuz, formu dolduruyorsunuz ve gönderiyorsunuz. Bu kadar, başka bir şey değil. Sizden başka bir şey istemiyoruz. Bizimle iletişime geçmenin yolu bu. Bu şekilde bizimle iletişime geçin, formu doldurun. Ve biz eğer yardımcı olabileceğimizi anlarsak size geri dönüş sağlıyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi hemen harekete geçin ve videonun altındaki linke tıklayın, formu doldurup gönderin. Ön görüşmede görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.